وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ. Bu kelimede del harfi var, bir de za harfi var. Birisi ince, del ince, za harfi kalın. Birbirine katıştırmıyoruz. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ. اِذِ الظَّالِمُونَ اِذِ الظَّالِمُونَ. Yine aynı şekilde zel harfini la harfiyle birbirine katıştırmadan okumamız gerekiyor. Biri ince, diğeri kalın. Ama per teknikte ortaklar. Bir daha okuyorum. İzi zalimune ve izâ ezleme وَإِذَا أَظْلَمَ. Yine aynı şekilde zel ve za ayrımına dikkat. Zel ince, za harfi kalın. İzâ de harf-i metten elif var. Sebeb-i metten ezleme derken hemze var. Harf-i metten sonra sebeb-i metten hemze peş peşe gelmiş ve ikisi İza ayrı kelimedir. Ezleme ayrı kelimedir. Metni munfasıl olduğu için dört elif miktarı uzattım. İleride teşvid konusunda teferruatı gelecek. Bir daha okuyorum. Ve izâ ezleme lezû hazzin لَذُو حَظٍّ. Yine bu kelimeyi okurken za harfini inceltmemeye dikkat ediyoruz. حَظِّ. Ha kalınlaşmayacak za'dan dolayı. Za'nın kalınlığı ha'ya sirayet etmeyecek. Ha ince, za kalın. Kesreli halinde kalın harfler incelmeye meyyaldir demiştik. İnceltmeden ve inceltmemek için de istila sıfatına dikkat ederekten kalın okumaya çalışıyoruz. Bir daha okuyorum. لَذُو حَظٍّ وَاِذْ زَيَّنَا. Bu kelimeyi okurken birincisi vel peltektir. Diğeri keskindir. Şöyle bir tereddüt ile karşılaşıyoruz. Hocam acaba bu zel harfi z harfine idam edilecek mi? Yani burada idamı mütecaniseyn veya mütegaribeyn var mı yok mu? Böyle bir idam söz konusu değil. Zel harfini ızhar etmemiz gerekiyor. Kesinlikle z'nin içerisine idam etmememiz icap ediyor. İzhar ile okuyacağız del harfini. Ortaya çıkaracağız yani. Bir daha okuyorum. وَاِذْ زَيَّنَ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ. Yine aynı şekilde peltek ve keskin harfi birbirinden ayırt ederek okumamız gerekiyor. Zi derken peltek, zer'in derken keskin. Bir daha okuyorum. غَيْرِ ذِي زَرْعٍ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ değil. Birincisi gördüğünüz gibi zey harfi, diğeri peltek olan vel harfi. Öyleyse doğrusunu bir daha okuyoruz.
La berazellezine şeklinde doğrusu bu. Azizun intikam. Azizun derken her iki zay harfi de keskin. Sonra zu derken peltek, vel harfi. Yine birbirine katmadan, idame etmeden ve peltektikleri, keskinlikleri karıştırmadan keskini keskin, pelteyi peltek olarak okuma dikkat etmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Azizun intikam. Asaytum. Asaytum. Birbirine benzer iki kelime. Birincisinde sin. Eğer buradaki sin'i kanunlaştırırsak asaytum olur. Mana değişir. Birincisinde ince okuyacağız, diğerinde kalın okuyacağız. Bir daha okuyorum. Asaytum. Asaytum. Asa. Asa. Yine telaffuz itibariyle birbirine benzer iki kelime görülüyor. Halbuki bir harfin inceliğine ve kalınlığına riayet etmeden okuduğumuzda mananın nasıl bozulduğunu görmek bakımından dikkat çekici bir örnek. Ase, ümit etme anlamında, asa ise isyan etme anlamında. Bir daha okuyorum. Ase, asa, yes. Tesrihuhu. Yes, tesrihuhu. Bir vasfederek bir de durarak okudum. Burada hem sin ve sat ayrımına dikkat ediyoruz, hem de ha ile h'nin ayrımına dikkat ediyoruz. Bir kelimede iki önemli ikili harfin birbirine katıştırılmaması için güzel bir örnek, verimli bir örnek. Sin ile sad'ı karıştırmıyoruz, ha ile h'yi karıştırmıyoruz. Bir de tesra derken sad harfinin kalınlığını t'ye transfer etmiyoruz. Yes, tas değil. Yes, te, te ince. Tels, sat kalın. Bir daha okuyorum. Yes, telsrihu ve eserru ve esarru. Yine birbirine benzer iki kelime. Birincisinde sin ince okunması gerekiyor. İkincisinde sad kalın okunması gerekiyor. Birisi gizledi anlamında, diğeri ısrar etti anlamındadır. Mana değişiyor bir harfin ince veya kalın okunmasıyla. Bir daha dikkat ederek okuyorum. İnceyi ince, kalını kalın okuyarak. Ve eserru. وَأَصَرُّ فَمَنِ اضْطُرَّ فَمَنِ اضْطُرَّ. Birincisinde zat, ikincisinde ta harfi var. Zat harfini ta harfine benzetmemek gerekiyor. Sesi tamamen hapsedersek şiddet sıfatı olur. Halbuki dot harfinde şiddet sıfatı yok. Rihvet sıfatı var. Sesin biraz akması gerekiyor. Do harfinde
hem sesin hem nefesin hapsolması var. Şiddeti mechure harfidir. Zat harfiyle birbirine katıştırmamak gerekiyor. Burada sakin olan zat harfini telaffuz ederken galgale yapmamaya gayret etmek gerekiyor. Yani galgale harfi değildir. Feme niddu, 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 durra şeklinde gördüğünüz gibi sanki data galgale vermiş gibi oldu. Halbuki galgale harfleri 5 tanedir. O 5'in içerisinde dat harfi yok. Feme niddurra şeklinde karıştırmadan okuyoruz. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ. Burada zat harfini yine galgale yapmadan tevdu şeklinde değil, zat harfinden ayrılmamak üzere bir telaffuzda bulunmamız gerekiyor. طَائِفَ derken orada yine aynı şekilde to harfi şiddetin mechure harfidir. Ses ve nefes hapsedilerek okunacak. Taife diye onu da nefesi aktaraktan hem sıfatı vererekten okumamaya gayret etmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Yestel'ifu taife. Bir muhtemel hata daha var burada. Zat harfine galgale vermemek veya ince kalın ayrımına dikkat etmek gibi hassasiyetleri gösterirken sektecikler de veya sekteler de yapılmaması gerekiyor. Yani yestav'ifu şeklinde kelime ikiye bölünmeyecek. Niye bölündü? Te, dot ince kalın ayrımını dikkat ediyordum. Dot harfine galgale vermeyeyim diyordum. Bunlara riayet etmeye uğraşırken bir başka hataya düştüm. Ne oldu? Kelime ikiye bölündü. Anlamsız iki parça oluştu. Bu şekilde de olmayacak. يَسْتَضْعِفُ bütünlüğü muhafaza edilecek. Bir daha okuyorum. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَ وَأَرْضَ لَمْ تَطَعُوهَا. Bu kutucukta zat harfi var. Fetha tenvinli. T var. Bir de do harfi var. Hepsinin ayrı ayrı üç harf olduğunu gözeterek de okumamız icap ediyor. Do harfinin kalınlığı T harfine bulaşıp tata olmaması gerekiyor. Bir daha okuyorum. Ve erzallem tatuha vel erzitan vel erzitan'a. Yine dot harfini da harfine katıştırmamak gerek. Be'zzalimine. Burada birincisi dot harfi, ikincisi va harfi. İkisini dot, ikisini va yapmadan. Yani şeddeli dot ve şeddeli va gibi okumadan. Dot harfinin va harfinden nüansını belli ederekten okumamız gerekiyor. Bir daha gösteriyorum. Be'zzalimin li'be'zzihira. Yine aynı şekilde birincisi dot harfi, ikincisi va harfi. Aradaki nüansı bir daha görün. لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اَنْ قَضْ
الضرك انقض ظهرك bu şekilde. Burada anlamsız vurgular ile yanlış vurgular ile anlamsız kelimecikler oluşuyor. En bir tarafta qadda bir tarafta zah bir tarafta kalıyor. Halbuki en qadda bir kelime, zahrak diğer kelimedir. Bu kelime bütünlüklerine halel vermeden, manasız vurgular yaparaktan kelimeyi anlamsız iki kelimeye bölmeden okumaya gayret etmek lazım. Bir daha okuyorum. Enkadda zahrak. Doğrusu bu. Enkadda zahrak şeklinde böyle ayrı ayrı bölmeler oluyor. Bütünlük kayboluyor. Güzel bir okuyuş değil. Bir daha okuyorum İnşirah suresinde. Çokça karşılaştığımız bir hatadır bu. Dikkat buyurun. Enkadda zahrak ya'addu zalimu ya'addu zalimu. Yine aynı şekilde telaffuzu biraz zor bir kelime. Ya'addu derken şeddeli dat, zalimu derken peltek kalın va harfi. Yani şeddeli dat'a da dönmeyecek, şeddeli va harfine de dönmeyecek. Bir daha okuyorum. Ya'addu zalimu iza zaqat zel peltek ve ince, zo, hafif, sesin akması var rihvet gereği ama ıtbakı var, istilası var. Yani zel ile bir benzer tarafı yok. Ama dikkat edilmezse sağlıklı bir okuyuş olmuyor. Bir daha okuyorum. İzâ zâqat وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. Burada yine birincisi kalın, istila ve ıtbakı olan vat harfi, diğeri peltek. Diğer bir önceki örneğin tam tersi. Önce burada vat harfi gelmiş, sonra zel harfi. Bir daha okuyorum. Ra'nın da kalın olduğuna dikkat ederek, ayının ince olduğuna dikkat ederek. Topluya topluya gelmemiz gerekiyor. Bir önceki konu, bir sonraki konu, son konu bir arada toparlaya toparlaya büyütmemiz gerekiyor. Döke döke gelmeyeceğiz, topluya toplaya geleceğiz, biriktire biriktire geleceğiz. Eski yanlışlara tekrar geriye dönmeyeceğiz. Aynı ince demiştik ilk derslerde, ince olma devam ediyor. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَهَنَ الْعَظْمُ أُولُو الْعَزْمِ. Bu iki kelimeyi bir arada okudum. Birisinde azmu derken va var, peltek ve kalın. Azmu şeklinde. Diğer peşindeki kelimede ise azmi, ayın bu sefer keskin olan ve ince olan z harfine bağlanıyor. Onu da birincisinden etkilenerekten kalın hale getirmiyoruz. Az veya azmu, azmi demiyoruz. Z ince ve keskin ama birincisinde va kalın ve peltek. Bir daha okuyorum iki kelimeyi peş peşe. وَهَنَ الْعَظْمُ أُولُو الْعَزْمِ şeklinde okunacak.
وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ. Gördüğünüz gibi bu kelimede muazzi zel harfi peltek ve ince. Ama bu kalın peltek olan za harfine benzetiliyor. O yanlışa düşmeyelim. Bir daha okuyorum. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ وَمَنْ يَرْتَدِدْ وَمَنْ يَرْتَدِدْ تَدِدْ te ayrı, did derken ayrı. Birbirine katmıyoruz. Te hem sıfatı var, did derken ikisinde galgale sıfatı var, şehir sıfatı var. Bir daha. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. Burada وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ayetinde olduğu gibi muhsinin, Allah ihsan sahiplerini sever manasında o muhsin ile karıştırılıyor. O muhsin ihsan sahibi demek. Ama burada muhsin, iffetli hanımefendi demek. Muhsinine dersek mana değişir. Bakın bir sat harfini ince okumak manaya nasıl halel veriyor. Dikkat ederek bir daha okuyorum. Muhsinine gayra musafihin ve beşiril muhsinin. İşte örneği bu kelimede geldi. İhsan sahibi olanları müjdele. Şimdi burada fıkhi bir problemi de dikkatlerinize sunayım. Bu şekilde burada bu kelimede birbirinin yerine değiştirmiş olsak ne olur? Manaya bakarız. Manaya çok büyük halel geliyorsa namazı da ifsad eder, bozar. Ama burada her iki ifade de Kur'an-ı Kerim'de olan bir kelime, olan bir ifade, manaya da o kadar bir halel vermiyor. Yani gerçekten muhsin olması bir bayanın iffetini muhafaza etmesi, harama düşmeyişi bir iyiliktir, bir ihsandır, bir güzelliktir ve bir marz-ı ilahidir. Dolayısıyla bu şekilde iffetine düşkün olan kadınların müjdelenmesi manaya ters değildir. Zaten diğeri ihsan sahibi demek, iyilik sahibi anlamına da geliyor. İhsan makamında olma anlamına da geliyor. Bir işi düzgün, güzel yapmak anlamına da geliyor. Dolayısıyla böyle bir karışıklık namaza halel vermez. Ama biz manaya vakıf olmadığımızdan dolayı doğru okumayı ön planda tutacağız. Harflerin incelik ve kanunlarına riayet ederek okuyacağız. Bir daha okuyorum. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ